وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Küçüklerge karşı acizlerge Allah'ın nusreti kandak geliyordu. Aciz ve miyiplerge ehemmiyet birişinin rızık bilen alakası var mı? İnsanın tabiyeti küçüklerge mail bulup, aciz ve miyiplerden yüz öğrüşünü tekazza kılandı. Allah'ın şeriyeti bu vakti ne mi buyuruydu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem acizlerge kandak muamele kılgan. Sahabe-i kiram ve ümmetinin serhilleri aciz, fakir ve miskinlerge kandak muamele bulgan. Aciz ve miyiplerge ehemmiyet birişinin neticesi ve icabi tesiri nimlerden ibaret? Kine sohbetimizden devamına merhamet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve usalli ve usallim ala seyyidil evveline vel ahirin. Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Dünyanın her kayserleri körmen kırındaşla. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz malum sebepler tüpeyle bu programımızda bir aydın köprak vakit oldu. Bir arı birip kaldık. Allah'ın muvaffak kılışı bilen bugün biz hukuk ve mecburiyet namlık programımızın 17. bölümünü silah bilen ortaklaş için ben Nizamettin Temkini, hukuk ve mecburiyet namlık sohbetimizin daimlik mehmini Ustaz Muhammed Ali bilen bir araya geldik. Sohbetimizin bu bölümü de aciz ve miyiplerinin hakları doğrusu da toktulumuz. Esselamu aleyküm Ustaz Muhammed Ali. Ve aleyküm selam. Bugünkü sohbetimiz aciz miyiplerine İslami ahlak bilen muamele kılışının ki ehmiyeti doğrusu da buludu. Sohbetimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin اَبْغُونِ ضُعَفَاءَكُمْ فَاِنَّكُمْ اِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَاءِكُمْ degen hadisini çıkış kılıp durup mavzu okursak, fakir miskin, aciz ve miyiplerine ehemmiyet biriş arkalık insanın rızkı ziyade kılınamdı. Ha, bu arkalık cemiyet kandak yardım girişiydi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu salamu ala Resulillah. Ve ala alihi ve sahbihi ve men vela emme ba'du. Dünyadaki Allah'ın hikmeti şu ki, Allah dünyadaki insanlarını küçük, aciz, bay, kembegal, türlük bir şekilde kanakıldı, yarattı. Bu yerde küçüklerinin imtihan suali, hayattaki imtihan suali onun küçüğü. Baylarının imtihan suali onun baylığı. Kembegallerinin ki imtihan suali onun kembegalliği. Acizlerinin imtihan suali onun nümesi acizliği. Yani bir adam hayatta dünyada güçlük, hukuku var, yüz abroyu var, iktisadı var. Bunu okuyulan imtihan sual, muşu yüzdeki imkaniyetin paydalanıp etrafıdaki kırınlaşırı. Yakışılık kılamdı, kınmamdı. Üzdeki ba imkaniyetini başkala ölen ortaklaşıp paylaşamdı, yak mı? Bunun din ya ütüdü, cennet vardı kıyamette bununla ecir şekilde, hoş. Ya ki ütenmeydi, devzah vardı ceza şekilde. Kembegalmi şu, üzünün acizlikiga birisi kanaat kılamdı. Ve acizliki, kembegallik ölen turup, üzünün iffetini saklamdı. İffetini, ya ki üzünün acizliğini bahane kılıp, yoldan çıkıp, yolsuzluklarca bir nesige erişiş kuyuğu düşemdi. Başkalarına haset kılamdı, kılmamdı. Muş noktalarda buna imtihan kılındı. Emniyette hayat, insanın hayatı bir bütün imtihanı tolgan hayat. Allah Kur'an'da Sûre-i Mülk'ün ki ikinci ayeti de insan hayatını düşündürüp اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Hayatın karakteri bir imtihan. Hayatta kayısımız en güzel revişte üteleyimiz bu imtihandın, kayısımız ütenmeyimiz bu hayatın asası nişalırdı birisi. Şunun aşka insanın imtihandın kaçıp kurtuluşu
Bu bir insandaki bir alahidlik emez. Ya ki insandaki nicalık emez. Keçip kutluş yani çıkış olamaz. Belki imtihanı yüzleniş gerek ve imtihandın kanakılış gerek, ütüş gerek. Keçip kutluğulu bombaydı. Çünkü bizim takdirimiz şu, dünya hayatı dünyadaki takdirimiz imtihanı her sahada kanaktır kişiler içindeki bir bölüktürü imtihan kılınıyor, bir bölüktürü imtihan kılınmıyor. Onda iş yok. Her sahada her katlam kişilerinden hemisi hayatta imtihan kılınış takdiri olanın pişhanesine kana kılgan, bütülgen. Şunun aşka bu imtihanın keçip kutuluş mümkün emez. Eksice imtihanga merdanlıkla yüzlülümüz ve imtihanın ütüşke kana kılımız, urunumuz hem de. Hem de dediğimizdek küçülük, aciz, üzdeki ba ehvallahu ile imtihan kılınıdı. Küçülük acizga kemter oludu, acizga meşefkat kılıdı. Eğer bu imtihandan ölse, e'liyyin, en yukarı mertebe girişidi. Aciz mi? İmtihan, üzünün acizlikle imtihan kılınıdı dediğimizde, yani sabır kılandı mesela. Nurgun kişiler var, üzünün alakı turmuş şeraitinin kısıtlılışını bahane kılıp, intihar kılıdığın, üzünü öldürmeliydiğin mesela. Hayattan toydu dediğin bahane olan, ailesini taşlatıdık Allah'a. Neçe 10 yıllar. Hayat bu bana kıyınçlık hop getti. Amalım bu mu deyip uğurluk kıldık Allah'a. Eğer ayal okşmadan bir şekilde yoldan çıkartan ehvallah var. Ama bunun hepsi imtihan. İmtihan degen hepimizin arkası da bu ehvallah vakitlik degen bir mezmunu yaşıyordu. Bayının baylığı imkaniyeti yukarı adamdan şu yukarı imkaniyeti vaktlik bu müytudu. Belki ahiret kibereşinden aldı dilem, hayat dilem bunun yeni bir terapine kanakılışı mümkün, kürüşü mümkün. Ve bu kembegellik mu hem ne mu vaktlik. Bu mu kanakılıdı, ütüdü, bu mu ketüdü. Bundan kin o imkaniyeti tuluk bir halette yaşap kılışı mümkün ahiret kibereşinden aldı hayatta. Bu hayattaki umumi prinsip şu, insan bu şey imtihandın ütüşke mecbur, bunun kaçka başka nemi yok, amal yok. Yani demek ki biz yukarıda hadiske bir kirsek hem de acizlığa yardım bir iş arkalık insanın ki rızkı ziyade bulamdı. Yani bu yerde bir inçki noktanın birisi var. Ben bir küçük adam değilim. Yani ki imkaniyetim yukarı, iktisadım var. Ya ki hukukum var, etrafımda acizler var. Ben bu acizine hürmetle, bunun hakkını bırak, üzgü yarışa bir şekilde üzünün ornuğu çıkırığa vaktimde Allah subhanahu ve ta'ala ben muşu üzerimden tüven kişiyi ki kıgan dek beni mukabatlaydı. Hayatta, ahiret kibarışından aldı da. Çünkü hayatta ben en üstünemez. Ben en güçlükemez. Men en bayemez. Men de mi güçlük? Men de mi imkaniyeti yok oraya? Men aldık varsam bir çare olup kaladığım bir tebek olurdu hayatta, sınıfta. Men üzerimden tüven kişilerge kandak muamele kılsam Allah subhanahu ve ta'ala bana şu üzerimden kıgınımı yarışa men din yukur kişilerden bana körüstüdü. Eğer icabı olsun benim hareketim, dikinimde onun hakkını bilsem, özgürlük, hürmetlisem, İzzetini kılsam mendin tüellerinin ki, men şu işinin aynısını mendin yukurladın kana kılama, körüme. Bu emniyette bir Müslümanda buluş değişlik, ictimai, dini bir nimo, ahlak. Allah subhanahu ve ta'ala bunun mukafatı sübüte de kıyamette cennet bir iş, bu başka tehe. Hayatının özü de şunun o okşaş işini benim başımda keltürüşe mümkün. Yani mukafat emelinin ki, Öz türüdün. Yani sen kanda kılsan, çokum onu kanda kılsa, kürüse onu. Yani ben bir yoksulga yemek versem, ya tamak versem, ya ki maddi imkan ihtini kamdısam, Allah subhanahu ve ta'ala bunun mukafatı için bana mendim mi güçlük ve imkaniyeti yakışı biri arkalık bana yardım verdi. Bana yardım kıldı. Şimdi şey oldu. Allah razı olsun. Yani bu hadisten abguna duafaikum fe innekum innema turzakun ve tunsaruna bi duafaikum diyen bu hadisten yani başka mana mı ifade edilmedi? Tabi
bir cemiyet bayatın dediğimizde aciz güçlüklerden terekip tapıldı. Bayna Murat'ın terekip tapıldı. Şu cemiyetteki güçlükler, bayla, imkaniyeti var kişiler acizlerini, kembeğalını, namuratlarını unutup kalmağını da, hürmet kımığını da, hürmet kığını da ma cemiyet, müstehkem bir cemiyet gönlendi. Her kanda bir cemiyetin olup, bulup mu bizden İslam cemiyetlerimizdeki düşmanı nâit köp. Düşmanı nâit köp. Düşman her daim muşu cemiyetinin içine nereden sınıp girsen bula, nereden ucumak girsen bula deydi ama bura yüce kız deydi. Eğer kanda bir cemiyette imkaniyeti zor kişiler, bayla, yukarı tabakadaki kişiler kembeğal acizlerini taşlasa, ula olan karısı olmasa, muşut nokta şu cemiyetin aciz noktası haylan oldu. Bir simninki, tok simninki, aciz yeri aval küy demez mi? Eğer tok yakın kıp kalsa, cemiyetke başkalarının ucumu kıp sınıp kirişininki aciz noktası şu olup kalıdı. Biz hayatta, tarihta cık vekalini anladık, cık vekalini özgüzümüzle köydük. Bir cemiyetinin yimirlişi, bir cemiyetinin düşmeleri, bir şu cemiyetki sınıp kirmekçi olsa, hücum kılmakçı olsa en aciz noktasını tallaydı. Eğer cemiyetinin azahları, küçüklere çoğunlukla hürmet kılışıyla, çoğunlukla küçüklere izzet kılışıyla, küçüklere bayla aciz namuratlarını köngül bülüp asıraşıyla ve aciz namurat kişiler çoğun, bayla ya ki küçüklere nispeten sadakat mellek olan bir cemiyette müstehkemlik, müstehkem bir münasebet şekillenmekine de bu cemiyetinki yemirleşi naiti, asan naiti, kolay. Şu noktadan bayatmaki sil okuğan ebğuni duafa fe innekum turzakuna ve tunsaruna bi duafaikum digen hadisini. Ben işki kılmeni de şuansı bulut deyip karayma. Yani hadisinin mezmununu kısıkça bir tercüm kılsak acizlerini çakıranlamına, acizlerini etkilenme. Sile acizlerinle sebeplik resk birlisle ve yardım birlisle. Dige mezmun ne? Birisi acizlığı köngül biliş arkalık Allah bereketen sile yardım kılıdı, sile resk birlidi. Biz bayatınki sohbetimizden baş kısmında biz her kanda adam yüzünden kıgan kılmışı yarışan mukafat kırıştırdık ya bu nokta bu mezmunluğa maskeleşim mümkün. İkinci kısmı da biz dedik bir cemiyetinin ki aciz kişileri cemiyetinin aciz noktası bayatının çöndü günümüzdeki. Cemiyetinin müstehkemliği, sağlamlığı ve bunun dinkin izil terakki kılış için şu aciz noktalar aciz noktalar kapanmasına gerek. Cemiyette hemisi bir müstehkem, birisi birisiyle bağlanan, öz hoşnusuna hesat kılmaydıgan, hoşnusuna karşı çıkmaydıgan, öz üzünün içinden çıkan rehberlerine karşı çıkmaydıgan, küçüklerini acizle kodaydıgan, acizlerini küçüklerle kodaydıgan bir hale şekillense, bizden risk birliğimiz şu, bizden yardım birliğimiz şu. Yine bir noktadan, inçki bir noktadan bir cemiyetin içindeki en kabil, şu cemiyet için, şu din, şu millet için üzün cinli birleydiğin kişiler del şu hılışık kişilerin işinden çıkıldı. Tarihta galiba kadınlarının ki köp kısmı acizlerden teşkillenip ortaya çıkan cemaatle galiba kılıdı. Bu noktada düşünsek mi? Hem buludu. Yani demek şu kuru kadisten işki hulaslısak biri senden güçlü bırak bir arkalık sana yardım birleştiğine ibaret Allah'ın mukabatı erişir. Bu. Allah'ın bereketi yüzsüzdün yani. Bereketi yüzsüzdün. İkincisi şahsler ara hemkarlık tozluğunda müstehkem bir cemiyet şeklinde cemiyet, oldu. Birlik ve itibaklılığı berpa oluşu. Bu cemiyetini hiç kanına bir düşman uzanmaydı. Bununla sınıp kirenmeydi. Neden ucumu kılımen deydiğin aciz noktuna kanaklanmaydı. Tapanmaydı. Bunun için bu mesele intihain mühim bir cemiyette. Allah razı olsun. Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu wa ta'ala وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ diyen bir ayet. Mezmunu karga vakti de insanın tabiyeti küçüklerine mail bulduğallıkı. Çünkü şeriyette acizlere ehemmiyet birişke buyuruyordu allıkını. Kürvağıl buldu. Şimdi bunu kandak düşünümüz hem de. Şimdi kişi aciz olan vakti de kişinin kalbinde bir hıl teşnalık oldu.
təxmin aqraq desək bir xil ümitsizlik oludu. Bir xil məğlubiyyət tuyğusu oludu. Amansızlıq tuyğusu oludu. Bir yerdə köz tutqanları mənəvi acizlik ya maddi acizlik ikisinin bir mi ya ki? Yani aval men acizla tabakasını sözle aldı mı? Aciz Adem'den kalbinde aşta bir nesil buludu. Hem de ayette vasbir nefseke ma'allezine yedu'una rabbahum bil gadaati vel aşiye yuriduna vecehu de Peygamber aleyhissalatu vesselam hitap kılış arakılık Resulullah'ını bu türdeki kişilerge alayda ehmiyet veriş mananı çakırmadı da Allah subhanahu wa ta'ala. Yani bayat dediğimde acizlerin kalbinde bir hıl, ne mi zemde, hunukluk oludu. Teslaptım tadı. Bir hıl üzgün nispeten şeyinci olmasılık, şeyincisizlik, bir ehval, tuhisiyat oludu. Hem de cemiyetteki iş peşindekiler olsun, Allah Peygamber Aleyhisselam'a hitap kıldı ya. Ya ki cemiyetteki güçlük, yukarı tabakadaki kişiler olsun, bulani, üzülen okşaş bir tabakadaki kişilerdek duyguya ekleyelik o vakti da. Bulugun muş cemiyettin işenç tuyğusunu birerlige bu vaxtı da biz bayatın digendek neticege kana kılımız erişimiz. Ama bunun yeni bir tarifi var. Ayet bundan söyledik. Yani insanın tabiidi de bir hıl yukurgu yamışış tabiidi var. İnsanın karakteri bu. Ben üzerimden çoğun adamlığa heves kılımı, onun kızıkımı. Ultraş kopuşunu. He, küzüm şunu kürü demdi. Üzü tuyup duymayı, insan özüne her kançı bir insaflık adem, ben de onda naçar ahlak yok diyenlik ölen insanın tabiati şu, asla asla tuyup duymayı yıraklaş kutlukan bir ahval oldu üzünün tüven kişilerden. Allah bu yerde üzünün tüven kişilerine bizden dikkat nazarımızını ağdırış arakılık. Her tabaka üzünün tüven kişilerine dikkat nazarını ağdırsa, mesela biz üzümüzün tüven kişilerine dikkat nazarımızını ağdırıp, ulağ bir işeğin içpersek, ulağ olan üzümüzden bara veriş kellekini, bir cemiyetinin azası kellekimizini, kırındaş kellekimizini, bağının hemisi ten ortak kellekimizin duygusunu versek, bizden çoğunla, bizgi şunla duygu verse, iyi bayatın biz degen kalbimizdeki bir hıl düşkünlük, ya ki üzgü işeğince kılanmaslık, meyusleniş, ruhi mağlubiyet duygusu yukaydı. Ma cemiyette maddi noktadın tabakı tabakı da bunda şekil dükürengen bilen menevi cahette hemisinin buludu, bab beraber oludu. Cemiyet şunu olan kadar kıldığın gibi, terakki kıldığın gibi. Yeni gepni aparsak cemiyetinin vukumluğu, düşmeninin bu cemiyeti sizip kirmesliğinin ki muhim amillerden birisi. Biz hayatımızda bunu çıkıyorduk. Düşmen asaslık içimizdeki malum kişilerinin ki bir hirsleri, bir acizlik noktalarından faydalanıp bizim üzümüzden edimini, bizden cemiyetke mensup olan kişilerini bizden cemiyetke karşı nemigi saldı, işleri saldı. Bunu biz çıkıyorduk. Bunun da kendi mesuliyetini biz düşmenge işledi, hıyanet kıldı deyimiz. İslam talimatı noktasının kege vaxtta bizden baştın oluğu köngül bölmegen, şununla terbiyelemegen, oluğa muşu cemiyetki nispeten bir nimbemegen, şenç. Şenç bemegen bir noktamız var çok. Eğer cemiyetinin her azaları cemiyetin şu şençki erişelise, şu köngül tokluğa erişelise, bu benim cemiyetim, beni her gün mi kanak koymaydı, taşlap koymaydı, yancı kamda tötenge, az de, yancı kamda bahanesi az. Benim nöbetki maddi ehvalim, maddi durumum tüven. Ama cemiyetimin her gün taşlap koymayı diyen bir hissiyatı kegenden etse asla bu cemiyetke, bu milletke, bu dinge kanda kılmaydı, hıyanet kılmaydı. Yani mesele bir hep şuraya takıldı hangi. Gerçi dini talimatla, mesela bazı talimatla karasak, İslam'ın büyük işlerinin katarı da hakkı salam kıl deydi. İslam'da. Efşus salam mesela. Tunuğan tunumuğana salam kıl. Acılığa tamak koyar deydi mesela. Bu kadar adli kürünüdüğün işler. Emeliyeti bir cemiyetinin ki müstehkemlikinin ki yemirilmesliğinin ki asası bu. Mesela bazı gayri İslami olan, yani dini olmayan maddi öletler var. Meyli garip de olsun, başka yerde olsun. Ola közdüğün malum bir maddi seviyeye gidip olan dinkin ki tatıdığın en çok haplılığı kişilerinin özara merhim muhabbeti. O işlep gidiyordu televizyon tiyatrlarını,
filmlerini öz ara birisi nima qilish to'g'risida, yaxshilik qilish to'g'risida, ammo asla va asla unum qozonmaydi. İslam mushu masalani yildizdan hal qilgan. Tigidillam hal qilgan. İslamning prinsipi shaklida. Shunashqa biz bu yerda ojizlarga yaxshilik qilish haqida so'zlayotgan vaqtimizda ba'zi qarindoshlarimizning kallasiga kelishi mumkin. Masalan, biz bu programmaning boshida er-ayol munosabatidan boshladik. Xo'sh. Dada-bola munosabatidan boshladik. Bugün acizla meyiple hakkı geldik. Diş mümkün bugünkü dek vaziyette. Milletten beşi de ot kıyotka vakitte. Sen ne mi ahudun oturduk ki münasebet? Dadabalı oturduk ki münasebet? Aileldeki münasebet? Acizla küçükle oturduk ki münasebet hakkı sözde. Emeliyette bizden bundan kinki galiba kılıçımızdan tüp asası. Hı. Ve yıl tizi hani muşiyetin hazırlanıyordu. Eğer bizden bu küçükkini kalan bir cemiyetimiz, Uygur cemiyetimiz, eğer bu noktalarda kalbi kılınmasa, ictimai mühür muhabbetini, ictimai müstehkemlikini şekillendirilmese, başka hiç kandaşını kıkılı bulmaydı. Demek insan özününki nefsine hılap, kontu atkan hılap halda özünün nefsini terbiyeleş. Yani insanın mücaze küçüklüğe bilen oltırap kopuşunu halaydı ama şeriat acizliği bilen biri buluş için nefsini adetlendiriş ki buyuruyordu onu. Adetlendiriş ki buyuruyordu. Ha, bu lakayt, özün, insan özününki nefsini terbiyeleşke dinimizde insanın özün, öz nefsini terbiyeleşke buyuruyordu Allah'a. Şunu düşündün mü hazır Müslüman bu sözlerden? Yani bunun okşakam misalla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ki hayatı da intayın köpemdi. Yani, bu vakti bir azrak misalını mesela Resulullah'ın hayatı da bir küçük bir misalın örnekini, örnek şekilde alsak. İbn-i Mace, Ebi Seyyid radıyallahu anh'ın bir vekalikini bayan kıldı Resulullah'ın vaktinde yüzbeyken. Bir kara ayal da sıfetli nedendi, kara ayal, karavaş demek demek çok ne? Şöyle desin, rivayet kılıkçı mı? Şu noktunu bekrak gevdelendi demek çok olsa gerek. Yani cemiyetteki tüen tabakadaki bir ayal demek cemdeyiz hatta. Bir ayal battaş da ayaldın birisi. Mescidini süpürüp tazlaytı keçisi deydi. Mescidini süpürüp tazlaytı. Bir keçisi o pataptı bu ayal. Resulullah ettigen gelip bu ayalının o patap kallıkını anladı. A sahabılar yani şu vaktiki etraptaki kişiler Resulullah'ını uyutup avarı kılıçını bek bir hop kömey namazını okup çürüp lan kadar kıvetken depne kılıvetken de. Yani şunun uzunluğu ne ifadesi ise şu vaktideki şu ayalının derecesinin ki kaçlı kekelliğinin ifadesi. An etraptikilerinin mu şunun yarışa Resulullah'a mı demeyi Resulullah'ın avarıp otamayla bunçilik işe kıvetken ifade. Resulullah bu ne anlayan dinkin neymiş ki bana kıvaya kılmadı anladın? Dep sahabalarını hep çıkıp kabrisinden keşik verip kümülüp boğan, deple kılınıp boğan kişiye kabresinden karşıda meyit namazını tekrar okuyup, tuğa kılıp kayıtkan bir hadisi var. Muşunun üzeri neyim o dese, Resulullah'ın ki cemiyetindeki en tüven derecelik bir adam gibi. Mesela ne dedik, ihbarlayan şekil şunu bizde pürtüp durdu. En tüven, adeta normalde bizden cemiyetlerimizde karısa, emelde değil hem de biz. Cemiyetteki kimlerin kanda olup getişi, onların alakı, hayala kirip çıkmaydı köpünce vakitlerde. Resulullah cemiyetteki en tüen adamın mu ehvalığa bu kadar kanaklığan kümül bölgün yani. Çünkü biz bayağı dediklerimizde birisi yaşlı, küçük balla, cemiyetinin asası ve kelgüsü. Yeni birisi cemiyetteki en aciz noktalar. Mesela bu yaşlarına gibi çıkıp kalanlıkın davet değil mi? Ebu Bekir radıyallahu anh'u degen bir muhisbit. Resulullah'ın kapkası ümmetin içindeki en büyük bir adam. Ömer radıyallahu anh'ın kanalını bilmez. Osman radıyallahu anh'ın kanalını. Muşu çok büyük sahabılı bir kuşunga Resulullah bir 17 yaşlılık küçük balığın birine kanak atıdı. Kumandan. Veya da kumandan kakalla kanak duramda bir bütün kuşunun takdirini bir küçük balığa tutkuzdu geldik emez. Çünkü kuşunda, armiyada her tecrübelik adamlar var. Mesela ne bu? Onun bir yol içi bir iş. Aha küçük balığa. Onun bir şeyinç biri şununla. Eğer büyükler, çoğunlar arkası da durup yaşlığa, acizlığa yol içbirilse. Bunların arkası da durup bunlara şeyinç bilse, bence yaşlığının, ya ki cemiyeti acizde kralı Allah'ınki, kuludun
acayip işlerini kürümüz, acayip neticelerini kürümüz. Yani ümmet, yani millet, özünün yaşları olan millet, özünün acizleri olan millet bu millet. Şunun aşka münasebeti tüpeyledin, ben bu noktada düğüm geldi. Çünkü Resulullah'ın her bir işareti bir hikaye kılınmaydı. Kur'an'da bizge Resulullah'ın nimde tesirleydi. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Bu şu noktalar bizden dikkatimizde Allah'ı da kanda kılış gerek, tatış gerek. Allah razı olsun. Hem de Resulullah'tan keyin Hulefai Raşidillah ve Sahab-ı Kiramlar başına okşağın hayatını yaşayıp gelerek bu örnek intayıncık. Hatta bir misal alsak Yemen Uruşi'de Tufayl İbni Umur degen kişinin ki kolu, on kolu kesilgen. Başkalar bilen bu Sahab-ı Kiram tamakta oturuşta hizli olurken kolu bombalık için çoğu. Namus kılattı. Bir gün bir sorundu. Ömer radiyallahu anh'u bilen bir yerde bu kalıdı. Onun turup çıkıyordu da. Çıkıyordu kendiyken Ömer radiyallahu anh'u çakırdı. Allah'u ile kasem kılıyım ki oturursa biz bile. Aa şu kulağımı bilen şu tamakla arlaştırırsan dedi. Eğer şunu şu dakika mısak mı yemeyim ben dedim. Hem de bu biz mesela cemiyette bunu okşayan, kolu kesilgen, her kıl kişilerin mutluluğa boğulan, ziyankeşlik uçturan kişiler intihayen köp. Bizden cemiyetimiz. Bu kişiler kanda muamele kılınış gerek. Dediğimizdeki ya cismani cihetteki bir kemtüklükke iyi kişiler, meyli rüküzü yok ya küzü görmeydi, ya ki kuluk anlamaydı, ya ki gaz kaça put kolu kesek, bir ayıp noksan cismani cihette, körünüş cihette, bir sağlam boğmakan kişilerde yeni bayatın acizler diyen, diyenimizdek bir hıl üzgü nispeten bir hıl hiculluş. Bir hıl cemiyette kanda hopkala dediğim bir hıl tuyguludu köp hallardı. Bulanın muşa ehvallarını turup bulanı hürmetleş. Layık urunda turguzuş bulanı aş uladaki acismani kemtüklüğünün ki ruhi zerbesini yengilletdi. Yengilletdi. Eğer cemiyet mesela şu hıldı kişilerin orununu hürmetlep onun normal bir adam katarıda hak hukukuna eriştüğünden etse şu kişi şu acizlik olan turup özünün barlığını ne gibi bağışlaydı cemiyet gibi bağışlaydı. Ve cemiyet için iş kınmak çok Allah keyinige çekinmeydi. Ne karısa cemiyette aksak ademlerini kanak vatkan, yekle vatkan. Cemiyet için kuldun, putun arılgallarını yekle vatkan. Sırtkı çıkır vatkan ehval köp kalsa kim özünün dini, özünün milleti, özünün cemiyeti için kurballık bir işten kokmay aldığa manalaydı. Anı kılsam ağul ya cemiyet eğer şulağı hakiki işe bir elginde insan öz cemiyeti için, öz milleti, öz dini için kuldun mu vazgeçirdi o, putudun mu vazgeçirdi o, küzü lazım boz küzü, ceni lazım boz cenini bir eleydi kamburudu. Yani bu mu? Bizden şu noktada tekitleydi kan terapimiz. Siretke ve Sabır Kamil'in tercümalı kuraydı kan bozsak bunu okşa örnekle acayip köp. Hatta Ömer Aziyallah'ın hulama özününki aciz miyip koşullarına koyularınız sıkış begellike, yardım kalılıkı degen okşağın cık misallar var. Hem de sohbetimizden bu vakti münasebeti bilen ahırkı basık çoğumu kep kaldık. Aciz ve miyiplerinin hizmetini kılış arkalık insan kanda kılıp saadet girişeleydi. Yani insanın nefsiyeti kanda saadet bir işlerdi, şuna hizmet kılış arkalık. Mesela biz bu hıl işlerini Resulullah'ın hayatıyla emez, Resulullah'ın ki şu mektebi de 23 yıllık hayat terbiyelengen etrafıdaki sahabelerden mi yeterlilik rüyalıyız. Bayatın Ömer radıyallahu anh'u dediler, koşnasının ki kuyunu sığıp begen. Aslı bu rivayette Ebu Bekir radıyallahu anh'u'nun ki vekali ki. Ebu Bekir radıyallahu anh'u halife oğa vakti da, yani halife deyince bugün günde bir devletin reisinin çoğun gelip bu çoğun. Koşnisi ayal, aciz ayaldan birisi nihayete gem gülüp patkan. Neyim o dese? Hem de bunu koşnam normal edemde kip
Koyumunu seğip mesela kılanma ağaçlarını kılıp bana yardım kılıp hem de devletinin reisi oldu. Halif oldu. Hem de bunda işlere vakit yetmez. Dep gem gibi atkan. Et set digende işkini kalkan da. Şunun kızı işkini açıp kimken dese hele ki bizden koyumuzun seğip pırdığı adamken. Yani Müslümanların halifisi digen gibi yani. Resulullah'ın kapkası ümmet içindeki birinci adam digen gibi. Yani Ebu Bekir radıyallahu anh'a birilgen bu mensep, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın şu vaktiki örne ma ayalının hizmetini kılışka çekleme olmadan, tusalık olmadan. Bu sahabelerdeki acayip güzel bir örnek. Ondan ki, karındaşlarımızın tavsiye akılımız, başkaları yaşlılıkka vaktiki Adem'deki içki, saadet, his, tuyguğunu insan tesirleyemeydi. Hoş. Namada şunu ne? Yaşlılık, yamallık, Nayti uçuk bir mesele çoğu. Kur'an'da köpünç vakitte yamallık, azgulluk ne, dalalı mubin deyip tesirleydi. Böyle ki mubin deyip tesirleş ne için Kur'an'da dese? İnsan bir malumatı iyi olmadan takdirde mi? Yaşlılık, yamallık ne ki? Yaşlılık ve yamallık onun tesiri kılıyordu. Bu oğri, bizden oğurluk mutlaka haya kılıyordu. Başkalarının okup kalışını kalamaydı. Bir naşeyen iş kıldığı adam, mutlak özünün kıvat karşısından hata hikayelikini bilirdi. Bir gıybet kılıvat kadem özünün gıybetinden hata hikayelikini bilir durup kılıdı. Başkalarının okup kılışını halamaydı. Sıkılıdı ruhi. Demek ki oğlum şu ki, her kanda işinin ki yakşılık, yamallık karakteri şu işini kıgan Adem'e tesir kılıdı. Bir Adem başkaları yakşılık kılsa, çokum şu işinin tesirini bu Adem kalbi cahiyeti bir kılı, huzur neyiz kılıdı özde. Ruhi cahiyette kötü rengi oludu. Kağını, ben muşunçlik sözümünü ahırlaştırayım. Kerindaşlarımız etrafıdaki kişilerle yakışılık kılıp, üzdün tüven aciz kişilerle yakışılık kılıp, bunu sınav baksa buludu. Kalip sekinet, kalip rahat, kalip huzuru, kalip duygusu denk geldiğin dünyada hiç neresi olmaydı. Muşu noktada, ben bir nesini, muş kalip kumuna söyledik bir nesini küçük kısırıp üteyim. Bizden İslam'da, muşu zühdü de bir kep var. Yani mal dünyaya kanak kılmaslık, birilmeslik. Bunu ben misal noktasında var değil mi? Mal dünyaya birilmeslik de terakip kılınır. Yani bunu küpünç kişiler mal dünyaya birilmeslik mi, mal dünyaya tapmaslık ya da mal dünyaya yokuluş işte genç şekilde düşünüldü. Yani kalip huzuru noktasını çöndür var demende bu ne? Ama benim çöncemde mal dünyaya birilmeslik meselesi bir adamın milyon mal dünyası var. Lakin bu adam Allah'ın kolaylıklaştırıp birleştirilen bu dereceye geldi mal dünyada. Kalbi de kılçılık bu dünyaya, muşu köz aldıydı ki mal dünyaya kan akılacak bağlanış yok. Kerek oğa yerlige serap kılıdı. Allah onun yollarını kenara kılıp tekimi köp tapıdı. Kerek oğa yerlige serap kılıdı. Mao ma ademdeki zühd oldu. Bir adamda 10 tinli çaklık pul yok bu adamda. Ama bu adam oylusu kopsa nemin oylaydı, şu mal dünyanı oylaydı. Mal dünyaya eriş için her hata, rezil işlerini kılıyordu. Bunun kalbi mal dünyaya bağlanan adam buludu. Bunun okşağın insandaki huzur meselesi, kıgan yakşı işedin nemin eleş, kalbinin teskin tepişi, aram tepişi meselesi, kalip tiki mesele. Kırındaşlarımızın tavsiye kıldığımız, yakşılıkla süyüş gerek, başkaları yakşılık kılıyor. Aval bunu kallısını ötküzeş gerek. Bana bir gebba, yakşı işler köp hallarda meşk arakalık bulunur şu. Bundan burun kıpakmağın bozsak, aval kallımızda hem şu acizlığa yakşılık kılıç dinin asasi prensipken deydi kan. Çöncünün aval kallımızda geliş gerek. İkinci katım, kıpakmağın bozsak teskil edildi bu şu. Zoğulap kılımız yüzümüz ne? Meşklendirimiz. Kıp meşklendirimiz. Ben yakşılık kılaya dep kılımız. Bu ikinci baskoç. İkinci baskoçunu ütep, üçüncü baskoçu kalan vakitte yakşılık kılış senin adetin kaylanıdır. Künde kımmısan bombaylığa nesi kaylanıdır. Kımmısan bir kısmı olup kalırsa. Şu vakti da sen bu işin nümesini taparaysa, huzurunu, kalbin gebegen rahatını, hatta dünyadaki maddevi rahat paragatını alamayan huzurunu şu vakti kanak kılırsa, alalaysa. Ben şunu olan gibimle ahırlaştırayım. Allah razı olsun. Örmetlik görüm arkadaşlar. Şunu olan biz Hukuk ve Mecburiyet namlık sohbetimizden 17. bölümünü bu yerde ahırlaştırırız. Bu münasebet bilen Ustaz Muhammed Ali'ye rahmetimi bildirmen. Allah Teala hem meylenge dünya ve ahiret yakışılık atak son. Ve hayatımızda
aciz, mib ve miskin fakir kişilere maddi ve manevi tarafından yardım verdiğin büyük ahlaklı ataqsınamızga vahiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alamin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.